Adana bölgesinden Metehan Alpat'ın düdüğüyle karşılaşma başladı değerli izleyenler. Pilot takımımız Yeşil Bursa'ya başarılar diliyoruz. Mehmet döndü sol tarafa. Mustafa bırakıyor. İçeriye orta. Ters bir vuruş top. Dışarıya gidiyor korner. Berke topun başındaki isim. Serbest vuruşu kullanacak Yeşil Bursa'da. Ceza sahası içerisi ve çevresi hareketli. 4 oyuncu içeride. Şimdi 5 oldu. Orta içeriye kafa. Top dışarıda korner. Önüne aldı Berke. Berke gidiyor. Ceza sahası içerisinde. Gol olur mu? Vuruş olmadı. Şimdi atak devam edecek. Ceza sahası içerisinde karambol. Berke'nin müdahalesi. Şimdi Burak üstten dışarıya. İki oyuncu kafaya yükseldi. Bir vuruş. Savunmadan seken top. Hakem devam dedi. Diyarbakır Spor hata. Uzaklardan bir vuruş Ercüment'ten top dışarıya. İlk yarıda son düdük geliyor. İlk yarıda gol yok. İlk yarı sonucu Yeşil Bursa 0. Diyarbakır Spor 0. Tugay karşısında Abdullah var. Tugay kaleye baktı, vuruşu üstten dışarıya. Tugay meşe koparan. Mertcan topla döndü. Pası Ozan'a doğru. Ozan sevdiği pozisyonlar. Ozan! 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 Berke. Yerden pası. Ozan topu önüne alabilecek mi? Ozan ceza sahası içerisinde. Ozan'ın vuruşu. Kaleci İhsan köşeyi kapatıyor. Mehmet Arda kaleye doğru. Yerden dışarıya. Mehmet Özdraz topu önüne aldı. Ara pası Yusuf'tan önce Ömürcan çıktı ve topu aldı. Kritik bir kurtarış Ömürcan'dan. Gökhan'ın hareketine devam kararı geldi. Diyarbakır Spor hata bu arada. Ceza sahası içerisi Aykut yerde. Karar devam. Kadir'in pası yerden Ozan'a doğru. Ozan. Ozan gidecek. Şut açısı arada. Ozan'ın şutu üstten dışarıya. Savunmasında Emre, atak yönü değişiyor. Abdullah. Mehmet ceza sahası içerisinde. Mehmet'in vuruşu top ağlara gidiyor. Mehmet Özraz'ın golü 83. dakikada geliyor. Diyarbakır Spor deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart Emre Tosun'a bu arada. Yardımcı hakem kendisini uyardı. Evet, hakem oyuncuların o bölgeden uzaklaşmasını istiyor. Kırmızı kart gören Emre Tosun'un dışarıya alınmasını istiyor. Soyunma odasına götürülmesini istiyor hakem değerli izleyenler. Paslaşarak kullandı pilot takımımız Yeşil Bursa. Orta içeriye doğru arka alanda karambol. Son müdahale savunmadan karar korner. Ve son düdük geliyor. Değerli izleyenler, pilot takımımız Yeşil Bursa ilk yarıyı mağlubiyetle kapatıyor. 12 puanda kalıyor. Ve zor bir ikinci yarı bekliyor Yeşil Bursa'yı değerli izleyenler. Maç sonucu Yeşil Bursa 0, Diyarbakır Spor 1. İlk önce bu maçtan ilgili evet kazanmak istiyorduk. Üzgünüz, kazanmak istiyorduk. Fakat oyunu kontrolü bizdeydi. Rakibin kendi sahasında oynamaya müsaade ettik. Ondan sonra hızlı çıkışlardan da gol aramaya çalıştık. Fakat maalesef pas isabetimiz eksik olduğundan dolayı doğru pasları veremedik. Fakat ona rağmen 2-3 tane pozisyon gibi bir olay yarattık. Atamadık. Adamlar bir tane top geldi. Attılar 83'te. Zaten maçı kopardılar. Rakibin zaten durumu ortada. Rakip çok büyük meblağlardan bir takım kurulmuş. Hatta şimdi 5-6 tane daha transfer yapmayı düşünüyorlar şampiyon olmak için. Biz de elimizdeki kadroyla olayı zorladık. Kazanmak istedik. Berabere, en kötü ihtimal berabere bitmesi lazımdı. Maalesef yapamadık. Ama dediğimiz gibi devre arasında yapacağımız takviyelerle ikinci yarıya çok daha farklı bir Yeşil Bursa izleteceğimizi düşünüyorum. Hocam zor bir ikinci yarı bekliyor. Şimdi evet. 12 puan az görünüyor. İkinci yarı için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi ikinci yarıya eksik yerleri tamam, yani oyuncular alacağız. Tamamlı, yani birbirini tamamlayacak oyuncular bir araya getireceğiz. Ondan sonra iyi bir çalışma ortamından sonra ikinci yarıya ve bütün maçlarda final havasında oynayacağız. Yollar ayrılacak oyunculara tebliğ ettiniz mi hocam? Yani tebliğ ettiyseniz biz size sormuş olalım. Yani yollar ayrılacak oyunculara daha tebliğ etmedik. Herhalde yarın falan tebliğ ederiz.
Yavaş yavaş da ondan sonra ikinci takviye yaptığımız süre içerisinde bazı oyunculardan daha yollarımızı ayıracağız.